Yenilenmiş bir telefon istiyorsun. Anında kavuşmak da istiyorsun. Easycepte saat 16'ya kadar verdiğin sipariş aynı gün 23'e kadar kapında. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep'in aynı gün teslimat hizmetiyle sen de telefonunu kolayca yenileyebilirsin. Seçili illerde geçir, geçerli bu fırsatı kaçırma. EasyCep, EasyCep, yenilenmenin yeni kolayı. Meşaleler! Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu Bilyoner. Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar. Bilyoner FC'den herkese selamlar. Bu hafta Mustafa Demirtaş'la karşınızdayız. Merhabalar. Hoş, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Şimdi yorumlarımızı yapacağız, tahminlerimizi yapacağız, maçlarımızı konuşacağız ama başlamadan önce size kısa bir anonsum var. Bilyoner'in ilk yapay zeka tabanlı bahis yazarı Bahista %74'e varan başarı oranı ile tahmin yaptı. Siz de hemen Bilyoner'e girin ve Bahista'yı ziyaret ederek yeni analizlerini kaçırmayın. Bahista da bize rakip. Evet. Hatta biz de o analizlerine bakıp burada yorum yani, yapsak acaba değil mi? Biraz mantıklı gibi <laughs> O zaman yorumlara başlayalım. Hı hı. Premierlikle açılış yapalım. Yapalım. Manchester City, Chelsea. Senin de uzmanlık alanının alanlarından birisi Premierlik. İlk sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Senin de öyle aslında bir zamanlar Premier Lig beraber yap programı evet. Sen program yapıyor. Ama senin program yoğunluğun sebebiyle ama takip bir, bir şey oldu orada. Bir şey, oyuncu bir değişikliği oldu. Premier analiz bir yorumcu kaybetti <laughs> ama bir izleyici kazandı. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. E, Valla City e, Chelsea maçında net bir City galibiyeti bekliyorum bu arada. E, beklentim o bahis açısından ki burada Normal şartlarda City'ye böyle dümdüz bir diye bahis açılmaz. Zaten oran da çok ee, ilginç. 119. 19 yani Adı Chelsea olduğu için ne olursa olsun City'ye oran verilmiş durumda şu anda. Ee, ama Chelsea bu tip maçlarda çok ayakta kaldığını söyleyemeyiz. Tabii ki her zaman sürprize açıktır futbol. E, Premier League de aynı şekilde ama... işte en son Liverpool'a karşı yine şampiyonluk potasındaki... E, takımlara göz önünde bulundurunca... Liverpool'a karşı çok kayboldu sahada yani. E, sahada Chelsea'de bir takım yoktu. Hmm. E, ama bir tık moralli Chelsea'de... E, önce Aston Villa deplasmanda kazandılar kupada ki beklenmedik bir galibiyetti. Sonra her ne kadar eksik olsa da Crystal Palace deplasmanları kazanması, Gallagher'ın şahane oyunuyla, Cole Palmer'ın şahane oyunuyla e, kazandı. Aslında isim isim bakılınca Chelsea'de gerçekten iyi kadro var bence. Bence de. E, yani az önce saydığım oyuncu işte Enkunku'yu 9 numara atınca ki bunu yapmıyor. Yani artık bunu bir dönmesi gerekiyor. Enkunku arkasında işte Gallagher, Palmer, Sterling var, Mudrik var, hareketli kenar forvetler var. E Enzo, Caicedo, Kili orta saha kim yani kim kaybetmiş böyle iki tane 8 numara bulacaksın. yani e, Liverpool'un orta saha rotasyonu daha derin aslında. Ama orada çok bir, ergin bir oyun farkı var. E, o yüzden o isim isim bakınca sürpriz açık ama hiç öyle sağlam duramıyor bu tip rakiplere karşı. E City'de Kevin De Bruyne döndü. Haaland döndü ve bayağı döndü. Böyle üst kale direğine paralel röveşatı atıyor kardeşimiz. 2.5 metre <gülüyor> yükselmiş <gülüyor> ya. İnanılmaz bir şey ya. Bir Gerçekten işte üst direğe şey, hizasına kalkarak e, röveşatı vurmak yani, için. yani şey değil mi, bir anda çıktı. Evet. Bir anda sıçradı. İnanılmaz Üthiş bir, bir atlet. E, o yüzden yani evet. burada e, City hazır kanala girmişken bu maçı vermez gibi geliyor bana. Ben de düşünüyorum. Bir de tabii şöyle de bir durum var. City e, 11 maçtır yenilmiyor. İç sahada da büyük ihtimalle iç sahaya baktığımız 20 artı falan oldu Hı. Chelsea'ye zaten Chelsea de 8'de 6 galip. 5 maç gol yemedi. Ama bu sezon en çok gol yiyen City yani herhalde en çok gol yiyen City savunması olabilir bu sezonki City savunması. Evet. Genelde kaleyi kapatamadığı maç evet. oldu. son 13 maçın 11'inde gol yemiş Manchester City. Chelsea'nin en büyük problemi sinir bozucu bir istikrarsızlık. Sen dedin ya mesela çok güzel bir maç oynuyor. Sonra işte Liverpool'dan 4 diyor. Dönüyor Wolverhampton'dan 4 diyor. Diyorsun ki tamam ya Chelsea gene bağladı. Hatta ilk maçta 4-4'tü mesela. Evet, 4 -4'tu 4 -4'tu çok başladı. iyi başlar. Sonra dönüyor Aston Villa'ya hiç alakasız bir performansla evet. kupa dışına bırakıyor işte Crystal Palace'ı. yine çok e, istekli bir oyunla evet. belki teknik olarak çok kaliteli oynamadı ama çok istekli işte Gallagher'ın enzonunu yüz ifadeleri bile bunu gösteriyor. Bu sinir bozucu istikrarsızlık biraz zaten onların problemiydi. Bir de eksikler ya. Yani şurada eksiklere baktığında Fofana, Reece James Hı -hı. İşte Ugo Chukwu, Lavia, Badiaşil bunların gelmesi aslında üzerine takım inşa edilmesi içindi. Bunları böyle verimli bir şekilde enkonkun hiç doğru düzgün kullanamadı. Bir vardı. de stoperde çok şey oldu. O kadar çok adam değişti ki sakatlıklar evet, evet. yüzünden. İşte tam Colville tamam diyorsun sakatlanıyor, Badiaşil iyi tamam sen devam et diyorsun. O da, o da, o da gidiyor. Gene <laughs> en iyisi Thiago Silva kalıyor. O, bir 39 yaşındaki Aynen. Thiago Silva sakat, yanında birileri değişiyor. yaşıyor. sandalye. Onun da şey, hanımı çok konuşuyor. O da Ondan sıkıntı <laughs> çıkıyor. Velhasıl yani maç bana gol çağrıştırıyor. Bu Tabii maç. kesin. Yani hatta böyle 3-1 City galibiyeti. Böyle 3.5 üstte gidecek bir e, maç gibi ben duruyor. Ben de Chelsea'nin hem gol atacak hem de City'nin kazandığı maç bekliyoruz. Güzel. 3-1. 3-2. 3-1 şeyi var. 4-2. Yani. Böyle Oraya şeyler. gider gibi görünüyor. E, ligimizden devam edelim. Tabii. Rize Spor Fenerbahçe maçı var. Şimdi Rize Spor... Ee, ne yaptı? Son maçlarına bakıyoruz. Şimdi Trabzonspor'u yenmeden önce e, bir kupa da elenmesi var. Sonra geldi Alanya Sporu kaybetti. Sonra Trabzonspor'u yendi Karadenizler Derbisi'nde. Sonra Karagümrük'e kaybetti. Evet. Sonra Konya ile beraber kalıp Sivas'ta kaybetti. Aslında çok keyifli gelmiyor. Bunun yanında Fenerbahçe'de aslında tek bir maç puan kaybetse de zirve yarışında. Evet. O da bir tat bozuyor. Ee, i̇ki keyifsiz takımın maçı olacak. Yani en son çok beklenmedik bir puan kaybı yaşadı Fenerbahçe. Hele ki böyle iki takımın kolay kolay puan vermediği bir lig yarışında... ...içeride Alanya Spor'a puan vermek çok hesap dışı bir tabii. andı. Burada tabii İsmail Kartal'ın yaptığı oyuncu tercihleri vesaire biraz gelecek adına da... ...Fenerbahçe taraftarında biraz umutsuzluğa kapıldığını hissediyorum. Çünkü çok ciddi bir kadro kalitesi var, güçlü de oyunu da var bence Fenerbahçe'nin ama... Ee, Bu da kenar yönetimden çok fazla destek gelemiyor bazı anlarda. Ee, telaşlı oyuncu tercihleri, telaşlı oyuncu değişiklikleri en başta. Ee, o yüzden aynı maçı böyle ya olur böyle puan kayıplarından ziyade çok bağıra çağrı böyle teknik e, direktörün yanlış direktörleriyle, yanlış direktifleriyle gelince e, biraz tat kaçtı. E, ama genellikle fel maçı deplasmanlarda iyi sonuçlanıyor e, ligde. Burada da Rize karşısında önemli olan şey bence Fenerbahçe yine o klasik oyunu oynayabilecek mi, oynayamayacak mı sorusunun cevabı. E, klasik oyuna yakın oynadıktan sonra ve daha dengeli oyuncu te değişiklikleri tercihler olduktan sonra ben Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum bu maçı. Hatta üstlü bir galibiyet bekliyorum bahis oranında. Yani üst üst artı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. E, burada artık İsmail Kartal biraz daha farklı orta saha tercihlerine gitmesi gerekiyor. E, Kulis çok parlak gözükmedi son maçta. E, ben şeye çok takıldım mesela. Şimdi Kurniş gibi altı numarada çok görüyoruz işte Serie A'da görüyoruz. E, Premier Lig'de <laughs> çok fazla yok. Serie A'da daha çok bu tip 6 altı numaralar var. Tamamen tamam hani çok dikin oynamazsın. 30 metre 40 metre pata, pas atmazsın. Dikin oynamazsın vesaire. Ama en azından e, dersin ki ya benim 6 numaram stoperler arasına giriyor. Top rakibe geçince pozisyonu alıyor. İlk yenilen golle falan başına ilk yediği golde onu da yapmadı. O zaman çok eksi performans yazar. Hem sorumlu kalmıyorsan hem iyi koşmuyorsan o zaman bir anlamın kalmıyor. E, ben İsmail'in tekrar oraya kaydırılıp Belki işte İrfan ve Şimanski'nin orta sahada olduğu, Cengiz'in yine sahada olduğu bir formasyon olabilir. Ya Fenerbahçe hücum silahları fark edilecek çok oyuncusu var. Bunların olabildiğince sahada ilk 11'e ne kadarını fazlasını oynatabilirim diye düşünmesi lazım artık İsmail Kartal'ın. Yani aynı bölgede oyuncu değişiklikleri yapmak yerine aynı değişiklik. yetenekli İrfancılar. oyuncularım yani yetenekli oyuncu, İrfan, Cengiz, Şimanski yetenekli oyuncuların nasıl sahaya yatırımın üstüne biraz daha kafa patlatması lazım ligin kalan bölümünde. Bunu yaptıktan sonra ben Fenerbahçe'nin zaten Kolay yine tekrardan kolay puan vermeyeceğini düşünüyorum ama orada İsmail Kartal'dan bir destek lazım. Ben şunu görebileceğimizi düşünüyorum mesela Cengiz İrfan beraber oynamaz mı sorusu soruluyor ya hı hı. E, haklıdır da böyle sorular sorulabilir. Ben mesela Cengiz İrfan'ı beraber bu maçta görebileceğimizi düşünüyorum. Hatta bu maçta ben ya Batu şuayı formdayken niye oynatmıyorsun yeterince, Batu Şuhayi, Jeko beraber oynasın İkisini de beraber görürsek de şaşırmayacağını düşünüyorum. Orta sahadan eksilerek mesela tek İsmail'i bırakıp herkesi sahaya Hı -hı. atalım. Ya da daha ekstrem bir şey. Ben Mert Hakan yandaşım bu maçta forma bulursa da şaşırmayacağımı düşünüyorum. Bir değişiklik bekliyorum ben de. Evet. Ama o değişiklik bence ilk söylediğin daha yüksek ihtimal. Cengiz, İrfan beraber. Cengiz şey. sahada kalır. İrfan Can orta sahada. Fred rolünde olur. Şimanski ile birlikte. Hı -hı. Ve İsmail bence kenarına gelebilir. Son performansından sonra. Evet. Ya da olması gereken bu diyeyim. Ee, en azından oyuncular mevcut form durumu bunu biraz daha buraya itiyor. E çünkü hem İrfan hem Cengiz sağda olunca sen yeter ki topsuz oyunda biraz zarkta kal. Ki bunu yapabilecek bir takım Fenerbahçe'ye hmm. iyi stoperleri var. Ben bir de şey de ekleyeyim. Oraya bir de şey rica edeyim. bir şey on <laughs> <Bir 10 gülüyor> daha Oraya bir de Offside rica edeyim. Ha, evet stoperde. Offside e de tekrarla Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Bazen işte bu maç yayınlarında hep bunu konuştuk. Hem işte maç sonunda Volley Plus'taki canlı yayında sonrasında servis 8'de kendi kanalında da bahsettim. Şimdi bir kadro derin diyebilmen için öncelikle ana plandaki oyunun güçlü kalır. Sonrasında alternatiflere bakınca ana derin kadrom var dersin. Şimdi Çağlar çok hazır değilken iyi oynayan o yerinde yerine, oynayınca oyunda düşme oldu bence. Yani biraz daha geri geri kaçan bir savunma hattı oldu Fenerbahçe'de. O Suavoli'de varken önde basan, prese destek veren savunma hattı vardı. Bence Fenerbahçe'nin o ana planını güçlü bırakıp belirli oyuncuları derinlik olarak kabul etmesi lazım. Derinlik hamlesi olarak kabul etmesi lazım. O zaman bir anlamı oluyor zaten geniş kadronun. Katılıyorum Oster Valdi konusunda. Fenerbahçe'de sahada daha fazla süre alması gerekiyordu. Ama ben bu maçta şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela orta sahayı İrfan, Şimanski, İsmail yaparsan Çaykur Rizespor'da mesela Olavoyin e, driplingçi, delici bir oyuncu ve Varesanovic de e, ikinci santrofor gibi oynayan. O da orta sahayı topla geçmeye çalışan bir oyuncu. Bu ikisine ne kadar karşılık verebilir Fenerbahçe? Orada biraz sorun yaşayabilir. O zaman Osvaldo Bek ferdi orta saha. O daha en azından e, Dripling yapan oyuncu. Bence bunu da hoca düşünüyor olması lazım. Ama bunu mesela Abdülkerim Durmaz da sürekli söylüyor. İsmail Kartal yapmaz diyor. Tanıyorum ben diyor. Yapmayacak bence de. Evet, Hem hani sonuçta Hı. burada hani hür, hür ömrünü yapma hakkınız hakkımız olduğu için. <laughs> Aynen öyle. E, söyleyelim. Bu maçta ben Rize Spor tarafını da düşününce oyunu ne kadar 0-0 tutabilirse Rize Spor için az önce söylediğim puan kayıplarından sonra Hı. Okeydir yani. Ya Fenerbahçe ile 0-0 gidebildiği kadar gitmesi. Hatta son haftalarda şunun da analizini yapmış olabilir İlhan Palatak. Maça olabildiğince 0-0 götürelim. Fenerbahçe panik yapacak. Çünkü yapıyor. Hı hı. Onu da planladığı bir şekilde ben en azından ilk yarısının alta bağlanabileceğini düşünüyorum bu maçın. Hı. İlk yarı alt. Evet. Oranın da fena olmayabilir bu arada. Çünkü İyi bir vardır. Fenerbahçe maç olduğu için genellikle evet. e, üst, Fenerbahçe üstler Fenerbahçe daha düşük oranlar oluyor. -hı. hı. Yani ilk yarı altı tahminim var hani farklı bir şey vize sporunda vereceği cevaba binaen. O zaman bu maça dair de yorumlarımız bu şekilde ve biraz hoca övelim. Tamam. <laughs> Heidenheim-Leverkusen maçı. Bayer Leverkusen müthiş bir Bayern Münih maçı. Şu anki övelim. Leverkusen hocası gelecekte Liverpool hocası diyebilir miyiz? Ya o güzel konu. Oradan gelelim. <laughs> Ben de aynı fikirdeyim. Mutlak yani şöyle aynı fikirdeyim. Liverpool mutlaka gidecek. Yani hmm. Şu ana kadar dört kere falan aramışlardır gel geldi. Ama bak e, Almanya tarafındaki böyle hani kaliteli spor içerik üreticileri İngiltere tarafındakiler de e, Xabi Alonso'nun şu anki futbolunun Liverpool'a uymadığını düşünüyorlar. Onu daha çok Manchester City ve Guardiola takipçisi hmm. olarak tanımlıyorlar. Ama bu demek değil ki adam Leverkusen'da onu oynuyor da kardeşim bütün evet. hayatı boyunca onu mu oynayacak? Guardiola bile Barcelona'dan sonra Bayern Münih'de başka bir şey oynadı. Ben çok yakıştırıyorum. Hatta bir İspanyol yorum, yorumcu var BBC'de falan da yazıyor. Guillem Balaguer diye. Kitapları Hı -hı. falan da var. Onu Onun BBC'de bir podcast'ı var. Orada Real Sociedad'dayken tam Leverkusen'e geçiş sürecinde Xabi ile konuşmuş. O sohbetini artık Hı -hı. şimdi ilk defa açıkladı demiş ki çavi Alonso bu işte Balage'ye. Ben şimdi Leverkusen'e gideceğim. Başarılı olursam hayalim Liverpool, Bayern Münih, Real Madrid'i çalıştırmak. Başarısız olursam da Sosyada geri döneceğim. Hani şeyimiz Zaten böyle. Zaten hedef de var. Şu anda Liverpool direkt evet. hedef. Bence Bayern Münih de şu anda Xavi Alonso için ilk gidecek aday olur. Hatta Liverpool aynı anda gidebilir Bayern Evet, direkt. mutlaka isteyecek. Hatta daha erken bile gidebilir. Evet. Bu skorlara bağlı. Bence Real Madrid'in de bir gün başına geçecek. İşte Ancelotti bitirince hatta buna ek şunu söylüyor, söylediler o podcast'te. Biraz beklesin Xabi Alonso bir sezon daha geçirsin Leverkusen'de. 2025'te Manchester City'nin başına geçer. Guardiola bırakacak. Evet. O noktaya geldi iş. Müthiş bir galibiyet, müthiş bir hocalık. Kesinlikle. Müthiş de bir karakter ya. Bir tane foto şey, fotoğraf paylaştım sosyal medyada. Takım çıldırmış, seviniyor. Çabuk yalnızca eller cebinde öyle takıma <laughs> bakıyor. Böyle hani gururla eserini seyreden sanatçı gibi. Ya bir de mesela şimdi final maçlarından bir tanesi bu. Bayern Münih'le içeride oynuyorsun. Normalde böyle işte Bayern Münih kadar favori olmayan ama iyi bir takım ligde iyi gider. İşte Bundesliga'da de çok iyi gidiyor ama Bayern Münih maçlarında bir strese girer ya takımlar ya da her zamanki oyunu oynayamaz. Bayern Münih orada biraz ağırlını hissettirir. Abi tam tersi oldu. Yani sonuç 3-0 ama oyunda daha fazlası. Ya oyun farkı da çok belirgin vardı. Bayern Münih'e karşı oyunu kabul ettirmek, sahada yok etmek çok büyük iş. Bir de şey var ya, <laughs> Boniface zaten yok bayağıdır. Evet. O maçı da Frempong'u oynatmadı. Takımın evet. üç tane oyuncusu olsa Boniface, işte Florian Wirtz, Frimpong dersin. Bir tane sadece sahada. Priest de bayağı uçuyor ya. inanılmaz bir oyuncu Uçanlar gerçekten. Bir oyuncu. Onu bu arada taşıyabilir Liverpool'a giderse. Kesinlikle. Yani çünkü orada merkezde böyle eksiklik var. Grimaldoyu da mutlaka getirir. <laughs> o nasıl o arıkaşı üstünde şu, şu golmuş falan. Yani Bekleri numara gibi oynatan, Frimpong City çıkma, City çıkıştı biliyorsun. Evet. Onu da mutlaka getirecektir. Orada da güzel böyle e, içeriye devrilecek bir sürü bek var, trendten brandisine kadar. <gülüyor> Somosu, <gülüyor> ee, var var bilmiyorum. burada bol olan. Bu arada Liverpool, e, ben şey katılmıyorum burada. Genel olarak futbol kamuoyunda bir Liverpool oyunu diye bir şey var ama. Bence Liverpool oyunun zaten dönüşmeye başladı. Bu sezon bambaşka. bambaşka. Yani artık o işte bekleriyle hücum eden bir takımdan dönüştü yani. Aslında, o işte Firmino'nun derine geldi, kenar forvetler beklerin de oyunun hatta oyundan dönüştü. Şeydi aslında biraz işte Klopp Guardiola'nın yaptığını yapıyor yani. Ta, tabii. orta saha şu anda. Tabii aynen öyle. Daha topa sahip oluyor. Daha böyle yerleşerek, tabi. daha denge bozarak oynuyor Liverpool'da. Maç, o yüzden uyar bence yani. Bu maçta Leverkusen mutlak favori. Aslında Heidenheim kötü takım değil biliyor musun? Bu Nesliga'nın en çok koşan ve en çok sprint atan takımı. İşte Eren Dinkçi'nin takımı yani. Eren de ligin en hızlı oyuncusu. Bence bu maçta Haydnheim'in bir tane golü var. Leverkusen'e benim tamam. Yani karşılıklı golden Leverkusen galibiyeti bana Hı. daha mantıklı geliyor. Ee, diğer bir yön FC programında da benim gelmez senin program partnerim Berk, Berk orada oldu. bu kez. Öyle bir rotasyon yaptık. Hı. Kendisi bana gıcık olup bunu <laughs> benim adıma tahmin yaparak haftanın sürprizine Haydanheim demiş. O yüzden Haydanheim'deyiz <laughs> bu maçta. Güzel. Senin... Maç, maç sonucu bir bekliyorum ben de o zaman. Abi Haydanheim'in hocası da bu arada konuşulmayı hak eden bir hoca. Frank Schmidt. Kaç senedir takımı çalıştırıyor biliyor musun? Kaç? 20. O yeni Guy Roo vardı hatırlıyor musun? Yani Okser'deki. Evet. Bu da... 20... Ama o tam olağanüstü bir şey. amatörden alıp şampiyon evet, yapıyor. Öyle. Bu, bu, da çok aşağılardan yani takımın oyuncusu. Hmm şeye geçiyor, asistan oluyor, sonra geçici antrenör olarak takım başına geçiyor. İşte 20 senedir falan, yani 20 değildir de 18'dir ama 20 senelik takımın şeyi, geçmişi 20 sene. Hatta bir tane böyle magazinsel bir bilgi de vardı ama doğrulatamadım. Eşi de çocukluk aşkıymış. Tam şey diyorlar yani, Frank <laughs> istikrardan yani. yani. Direkt oradan devam ediyor, enteresan bir şey. Hatta doğum yeri de Haydnheim. Yani orada doğmuş. Hocayı zıplamıyor yani sağa sola. Ya. Hedefe kilitlenmiş. Safe zone dedikleri bir şey var. Güven alanının dışına <laughs> bu kadar mı çıkmamak <laughs> be kardeşim. O da güzel. enteresan bir karakter. Aydınhan da bak çok koşan, çok pis bir takım. Güzel güzel maç olur bu. Bence de izlemesi keyifli bir maç olacak. O zaman bu maçta da tahminimizi yaptık. Mustafa maç sonucu 1 dedi. Gö, gön, gönülden yani o biraz şey. Dur <laughs> biz bunu programda. diyelim mi? Kayıt alırız yani. Olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Olursa bunu paylaşırız. Ama tabii ki işin gerçek Gerçi. tarafı. Devel Kuzen. Devel Kuzen. Ki. Ee, ama dediğim gibi gol varlı birlikte Devel Kuzen galibiyeti demek de e, oranı şenlendirir. Aynen öyle. Seri A ile kapatalım. Bu programda Seri A konuşmadan olmuyor. Benim Buyurun. özel <laughs> tortilim nedeniyle. Mutlaka Seri A'da e, atan atasa solo. Bence bu da güzel bir maç olacak. Saati itibariyle de hani akşamı kapatırken evet. şöyle tatlı bir e, böyle bir hani gözücüyle takip edilecek maçlar. Aynen fon maçı. Sassuolo, ya yani Serie A'yı çok takip edebiliyor musun? Bilmiyorum ama Sassuolo herhalde e, en kötü Sassuolo. Hmm. Yani böyle çıktıktan sonraki Düşme düşmemeyi oynuyor. Bence düşecekler bu arada. Yani şeyin üstündeler düşme hattının. ama böyle giderse düşerler. Dionisi, hocaları şeydeyken, Empoli'deyken seri B'de geleceğin gelecek vaat eden hocalardan biriydi. Sassuolo'ya da Umit'le geldi. Böyle orta sıralar şu bu derken son dönemde hiç takımı taşıyamıyor. Yani baya böyle hani serbest düşüşünde düşüşünde gidiyorlar. Nereye kadar gidecek? Bence düşerler ve düştükten sonra tekrar Dionisi çıkartır. Ama tahammül de edemeyebilirler. Evet. Bu maçta direkt yani Sassuolo, Atalanta favori ve yani gollü bir Hatta üstlü bir diyorsun. Evet üstlü bir ya da ilk yarı Atalanta, ikinci yarı Atalanta birden bir gibi tercihler yapılabilir. Çünkü abi Atalanta'da bir tane adam var. Decatelare. 3-4 haftadır dalga geçiyor yani. En son e, şey maçıydı. Onun uzun zamandır beklenti vardı ama. Evet. Şimdi buldu. Gasperini buldu. Yani daha doğrusu e, şey Decatelare bulmadı. Gasperini adamını buldu. Hı. Oynuyor onunla böyle. Hı. İşte Klasik oyunu var ya Gaspi. 3 4 2 1 evet. arkadaki 10 numaraya koydu. Verdi serbestliği. Şey, e, o psikolojisi bozulan oyuncu neydi? İliçiç. Yeni bir İliçiç e, projesi. Genel maçında bir tane gol attı. Golden sonra böyle hani şey yapıyor, sırıtıyor, uğraşıyor böyle. Sizi duymuyor dedi. Çıldırttı rakibi. <laughs> o işlere de girmiş. Onun da golü var. Yani özeti izlemesi keyifli bir maç olacak diye tahmin ediyorum ben. Üstten bir o zaman mantıklı. Anlattığından. Bu arada İliçiç benim için şöyle çok özel bir oyuncuydu. Ben yani bir konuda çok farklı. Top alınca böyle bulan adam ne kadar ağır diyorsun. Ama ayağından alamıyorlar kimse topu yani. Bir şekilde eksiltiyor üstüne kilit bas bırakıyor, şut çıkartıyor. Özel oyuncu. Direkt yerleştiriyordu takım yani. Çok özel oyuncuydu o. da. İyi zamanlarında tabii. O zaman ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bugünün yorumlarını bu şekilde tamamladık. Biz herkese pazar... bol şans diliyoruz. Evet herkese bol şans, başarılar. Biz pazar günü yine buradayız. Görüşmek üzere. Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın adeta şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Maçın eğlencesi bilyonere girdiğin an başlar.